Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, tabii devamlı biliyorsunuz haberler, işte şantajlar, tehditler vesaire. Benim şahsıma değil yani, memleketle ilgili konuşuyorum. Benim şahsıma özel bir şey yok. Bu durumda tedbir sünnettir. Ali Hader Efendi babamız bazı kere işte tatil edelim biraz derdi mesela. Hatmi şerifleri bile. Bundan dolayı biz de istihare yaptık yani. Gelmememiz uygun oldu istiharede. Bundan dolayı buradan yapıyoruz. Dersler her perşembe inşallah devam edecek. Biz size inşallah bir hafta evvelinden mescide geldiğimiz Ahmet Yesevi Derneği'ne geleceğimizi söyleriz inşallah. Siz bizi takip edin. Bu arada tabii Facebook sitesine devamlı konular, açıklamalar yapılıyor, konular atılıyor. Bunları da takip edin. Mesela işte CHP'den bir Konya milletvekili, Bozkurt soyadlı birisi işte Konya'dan. Benim adımla beraber bazı iftiralar attı televizyonda. Ondan sonra işte Osman Ünlü Hoca, işte Süleyman Efendi cemaati ile Mahmud Efendi cemaati hakkında böyle tefsirle ilgili yani vaazlarla ilgili bir şeyler konuştu. Bunlara cevap vermek icap eder. Ama şimdi sizin bu sohbetlerde bunları yapmak uygun değil. Biz Eyyühel Veled Risalemizden dersimizi yapacağız. Ama bunlara da cevap verilecek yani. İnşallah sitemizde, Facebook sitemizde bulursunuz yani. Efendim, onlar da millete, işte ilgililerine, meraklılarına ulaştırırsınız. Çünkü tarikatler ve cemaatler üzerine biliyorsunuz CHP bu akşam İzmir'deki yaptığı şey, ne diyorsun, mitingin adını tarikatların tasfiyesi diye koydu. Bu da önemli bir konu. Şimdi bu sohbetimizin konusu değil. Ama buna da bir cevap vermek icap eder. Efendim, cemaatlerde yani FETÖ'nün, paralelin terörist olduğu çıktı. Geri kalanlarda sıkıntı olan var mı yok mu? Önemli konular. Ben bu işin tabii hakikaten içindeyim. Bütün cemaatler açısından da iyi bilirim, tanırım. Onlara da bir bilgi, o hususlarda da biraz açıklama yaparız. Yani yanlışlar nerede vardır, hangi yanlışlara dikkat etmek lazım. Çünkü tasavvufsuz olmaz, tarikatsız olmaz, cemaatsız olmaz. Olmaz yani. Bunu olur diyen bu memleketi, milleti batırmak istiyor. Olmaz. Ama bunlar da neye dikkat etmesi lazım? Hangi cemaatler ehli sünnet üzeredir? İşte mürşit olma vasfı kimlere aittir? İşte bunlar, bazı konular yapacağım inşallah. Şimdi zaten de dersimiz tasavvuf, Hısalü Tasavvuf, İmam Gazali Hazretleri tasavvufla ilgili hasletlerden bahsediyor. Burada birkaç derste geriden de geldik. Şimdi bizim konumuz tevekküle kadar gelmişti ama tasavvufun iki hasleti var buyurdu. Birincisi istikamettir. Bunu bir sohbette anlattım aylar evvel. Sonra bir daha yeniden başladık derse, tabii farklı konular konuşuyorum. Ama ikinci bir daha anlattım geçen birkaç hafta evvel. Efendim, istikamet uzunca konuşuldu. İkinci haslet de sükunet. Yani halktan sakin olmak. Bunu da anlattım. Yani işte insanlarla güzel geçinmek. İşte insanların saldırılarına karşı paniklememek, işte onlara ters cevap vermemek, işte böyle ahlaklı olmak, yani ahlaksızlık yapmamak. Sana ahlaksızlık yapılabilir, sen ahlaklı olacaksın falan. Bu da uzun uzun anlattığım, misaller verdiğim konular bunlar. Tasavvuf hasletleri ikidir. Birisi istikamet, birisi de mahlukata karşı. Yani mahlukat deyince sade insan da, cin de girmiyor buna. Yani buna hayvan da giriyor mesela. Şimdi sen, at seni tepti, sen de ata tepemezsin yani. Anladın mı? Bu eşek bana niye vurdu? Al da eşeğe bir kamçı atamazsın yani. Sana tasavvuf ehliysen sakin olacaksın. Mahlukata karşı terbiyeli olacaksın, ahlaklı olacaksın. Eziyet etmeyeceksin. Eziyet görsen de eziyet etmeyeceksin. Tasavvuf bu. Ama herhalde kitapta kalmış farkındaysanız. Ortalıkta böyle bir sofi tasavvufçu bulamazsınız. Belki vardır nadirattan. Ondan sonra istikamet.
Şimdi istikameti tarif etti. İstikamet Allah'ın zatının rızası için nefsinin hazlarını feda edeceksin dedi. Bunu da tafsilatla anlattım yani. Şerhlerden izahlar getirdim. Sonra insanlarla işte güzel geçinmek, istikamete onu soktu. Milleti kendi istediğine zorlamayacaksın. Şerata muhalif olmadıktan sonra kendin onların isteklerini yapacaksın. Hanımın bir şey istedi, şerata muhalif değilse sen ona uy. Anan bir şey istedi, şerata muhalif değilse zaten uy yani. Anan istediyse mutlaka uy. Hanımın istediyse sen bilirsin ama uysa ne olur? Ahlaklılık bunu gerektirir. Şerata muhalif değilse kaydını koruyoruz. Ona da misaller verdim yani. Dolu misaller verdim. Şimdi her şeyi tekrar anlatamayız. Sümme inneke, şimdi dersimizden. Sümme inneke selteni anil ubudiyeti. Sonra sen bana ne sordun diyor. Kulluğu sordun. Ben bunu da çok anlattım yine. Ubudiyet makamı. İbadet var, ubudiyet var dedim. Bu da birkaç hafta evvel tafsilatla anlattık bunu da. Yani bu darbeden önceki haftaydı zannedersem. 15 Temmuz'dan evvelki hafta bu derstir. İbadetle ubudiyetin farklarını anlattım. Efendim, ibadet hepimiz yapıyoruz işte. Namaz, abdest falan. Bunlar zahirde kalıyor. Yani batıni tarafı yok. Tek kanatlı olanlar. Buna ibadet. Herkesin ki ibadet sayılır. Şimdi adam namaz kılıyor. Biz de buna masiyet yapıyor diyemeyiz herhalde. Mecburiyim, ibadet yapıyor. Ama ubudiyeti var mı? Yani bu namazda işte huzur var mı, huşu var mı, niyet var mı, salih mi falan filan. Bunları katıştırdığın zaman ubudiyet tarafı giriyor. Yani ibadetlerin, görünen ibadetlerin manevi kanadı diyebilirsiniz. Ruh tarafı diyebilirsiniz. Manevi boyutu diyebilirsiniz. Sen bana ubudiyetten sordun ve selasetü eşya. Ubudiyet üç şeydir buyuruyor. Üç şeyden ehadüha birisi bu şey, öbür kitabı getirsen bunu. Hadimi kitabını, Hadimi'nin öbür kitabı. Bu kitap açılmıyor, durmuyor hiç ya. Bir baskısı daha var. Şimdi bu sefer sizi meşgul etmeyelim çok. Efendim, birincisi neymiş? Muhafazatü emri şer'i, şeriatın emirlerini muhafaza etmek. Ne demek şeriatın emirlerini muhafaza etmek? Bunu biliyorsunuz. Yani ister memurun bih canibinden, yani emrolunan konular, namaz, oruç, hac, zekat, zikir, şükür vesaire. Kadınlar işte tesettür, işte namahreme görünmemek, işte birçok herkesin kendine göre, kadın erkeğe de fark edebilir. Zengin fakir arasında da fark ediyor. Herkese zekat farz değil, herkese hac farz değil. Yani emrolunanlar. İkinci konu menhün anh canibidir. Yani yasaklanılan konulardır. İşte içki, kumar, faiz, fuhuş vesaire. Bu kulluğun başı budur. Evvela bundan evvel mesela şimdi FETÖ yok işte paralel bunlar neymiş işte bunlar tarikatmış da bunlar böyle yapmış da öbür tarikatlarda yaparmış da falan konusu. Şimdi bunlar tarikat değil ki bir defa. Bunların tasavvufla hiçbir alakaları yok. Evvelden beri bunların lafı nedir? Zamanımız tarikat zamanı değil. Görüşleri bir defa tarikat zamanı değil diyor. Bir. İkincisi bunların bunlarda tasavvuf tarikat niye yok? Mürşit yok. Niye mürşit yok? Şimdi Gülen'in mürşidi kim? Mürşidi yok. Bediüzzaman'dan istifade etmiş. Kurban olsun Bediüzzaman'a. Bediüzzaman'ı görmüş mü? Görmemiş. Ders almış mı? Almamış. Silsilesi var mı? Yok. Şeceresi var mı? Yok. Şimdi sen burada bunu istemedim. Şer. Hadimi şerhi. O metin. Şimdi efendim bir insan tasavvuf demesi için, tarikat demesi için, olması için diyelim. Yani bunların bir şeyden haberi olmadığı için atıyorlar, tutuyorlar. Herkes şeyi tarikat zannediyorlar. Tarikatta ne alakası var? Mürşitsin. Men lemme kullehu şeyhu fe şeyhu şeytanı. Niye Ebu Yezid el-Bestami buyurdu? Bütün ulema evliya niye buyurdu? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Şeyh olmayan adam, mürşidi olmayan adam sonunda gelir ne yapar? Milleti bombalar. Uçacak duruma gelse ibadetten gece sabaha kadar teheccüd kılıyor. Gündüz de milleti bombalıyor. Nasıl oldu? Çünkü şeyhi şeytandır. Mürşit yok. Kim mürşidi olup da sapıtmış yani? Hep mürşitsizler sapıtmış. Çünkü akılla, ilimle olmaz. Sapıtmayı önlemez. Hatta artırabilir.
İlim esbabı tuğyandandır evladım. Efendim Baba Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu. Yani ilim insanı azdıran sebeplerdendir. Dizginlenmesi lazım. Onun için mürşit lazım. Bunun tarikatla ne alakası var? Şimdi bak sana tasavvufu anlatıyor. Ubudiyet yani. Ubudiyet tasavvuf tarafıdır. İbadet namaz kılıyorlar. Pazartesi, perşembe oruç tutuyorlar. Efendim işte teheccüd kılıyorlar. Bu yapı öyle idi. Kurslar, yurtlarından duyduklarımız öyle duyuyorduk biz tabii. Şimdi geldiğimiz noktada ne oluyor? Bakıyoruz ki efendim bin türlü haram var. Nereden çıkıyor bu haramlar? Bu haramları fetva veren, bunları irtikap eden adam da tasavvuf olabilir mi? Bırak tasavvufu. Şeriatın zahiri yok. Şeriatın zahiri olmayan batın olabilir mi? Ubudiyet bir defa üç şeyden ibarettir. Birincisi muhafazat-ı ömrü şeriat. Şeriatın emirleri muhafaza edilecek. Şimdi burada şeriatsızlıklar zaten baştan beri söylendi. Ne dendi şeriatın emri? Neydi? Kadın mesela kadınlar bir erkeklere karşı başını açamaz, saçını gösteremez, vücudunu gösteremez, bacağını gösteremez. El giyinik de olsa şekil belli eden şeyler kullanamaz. Vesaire dedik durduk. Şimdi bunlar ne dediler? Hepimiz de biliyoruz. Efendim askeriye de ilerlemek için veya şurada burada ilerlemek için. 28 Şubat'ta işte biz irticacı değiliz demek için bütün milletin karların, kızların yani çalışanların herkes başınızı açın. Ve açtırdılar. Bunları dinledi millet. Dinlememeliydi. Niye? Sen kulluk istiyorsan Allah'a şeriatı muhafaza edecektin. Senin hocan sana şeriatsız bir şey söylediği zaman biz size senelerdir anlatıyoruz. Efendi Hazretleri 80 senedir anlatıyor. Ne deniyor? Havada da uçsa, denizin üstünde de yürüse, eğer ki şeriata muhalif bir şey söylüyorsa itaat edilmez ve dinlenmez. Bu keramet gibi gözükenler şeytanın istidracıdır. Keramet değildir. Bunları hep anlattık. Sen bu kaideleri gözetmediğin zaman, bu kaideler senin elinde olmadığı zaman, cahil olduğun zaman, başka hocaların, ehl-i sünnet alimlerin sohbetini dinlemediğin zaman böyle aldanırsın. Bir de şeriat ilmini alman lazım. Benim hocam bana yeter. Böyle bir şey yok. Şeriat ilminde herkesten istifade edilir. Diyelim ki başka tarikata bağlısın, başka cemaatin mensubusun. Ama şeriat ilminde senin hocandan alamıyorsan bu ilmi, hangi tarikattan, hangi cemaattan olursa olsun, ehl-i sünnet bir insan bir şey anlatıyorsa onu dinleyip anlaman lazım. Sen bunu dinlemediysen işte böyle kafayı kiraya verdin. Biz size ne yapalım? Yeni mi konuşuyoruz bunları? Şeriatı muhafaza edeceksin dendi. Tasavvuf da böyle başlar, kulluk da böyle başlar, ibadet, ubudiyet hepsi buna başlar. Nasıl kafanı açarsın sen ya? O sonra biz kadın erkek bir arada çalışmayın diyoruz. Fetva yok, 104 kitapta bulamazsın. Hiçbir fıkıhta bulamazsın. Kadın erkek bir arada çalışamaz. Sen memur da olsa çalışamaz, amir de olsa çalışamaz. Bunlar kadın erkek karma karışık millete fetva verdiler. Hatta başını açtırdılar. Başı kapalı bile olsa çalışamaz. Efendi Hazretleri derdi, çarşaflı olsa bile bu okullarda erkek öğretmenden okuyamaz. Caiz değil. Şimdi şeriat bu. Buradan çıktığın zaman zaten başlıyor. Sapma, gide gide milletin kafasına bomba yağdırana kadar geldi iş. Çünkü sapmanın şeyi yok. Santimi yok yani. Bu bir başladı mı? Çünkü mesela hani ne derdi? Mustafa Efendi rahmetli Hak Yazılı. Aman derdi, ayaklarınız derdi kıbleye tam dönük olsun. Bazıları işte millet ayaklarını tam şey edemiyor. Kimisi romatizmadan, işte ben de öyleyim biraz ama kimisi işte çok futbol oynamış, bacakları yamulmuş. Herkes bir şeyden, ya şöyle tutacaksın, dört parmak arası olacak, böyle derdi. Çünkü derdi, rahmetullahi aleyh, ya benimki şöyle, şu kadar kıbleden şey mesela namazda, kıyamı söylüyorum ayaktaysan. Ama derdi, sen derdi buradaki santim oynadığı vakitte, sen daha İstanbul'dasın diyelim, Kabe'ye kadar bu santimi götür bakalım derdi. Nereye gidiyorsun derdi. Ayağın nerede? Kabe ne? Kabe burada, senin ayağın böyle gitti derdi. Burada santim gibi gözüküyor ama derdi, Kabe'ye kadar bu açı açılarak gidiyor derdi. İşte bu böyle başlıyor. Her şey böyle başlıyor. Efendimiz müstahabı kaybettirmezdi. Edebi kaybettirmezdi. Çünkü bu işler böyle yani. Tavizin sonu yok dedik biz. Senelerdir anlatıyoruz. Şeriat yoksa tasavvuf mu olur? Hocalık mı olur? Şeyhlik mi olur? Hangi şeyh de diğer sivil insanı öldür? Şeyh midir o? Şeytandır, deccaldır.
İsterse havada uçsun. Terk etmek icap eder. Hemen. Asla şeriatsız bir şey söyleyen şey. Ya kıbleye doğru tükürdü diye Beyaz Bestami geri döndü de. Mübarek adam. Edeplerden bir edep. Biz günde 50 kere nereye tükürdüğümüz belli değil ne tarafı. Zaten lavaboları yaparken kıbleye doğru yapmamak lazım. İcabında tüküreceğin yerleri mesela. Ha tamam, abdest aldığın lavaboda abdesti kıbleye doğru almak lazım. O da ayrı bir şey. Tükürürken de dikkat edeceksin. Şöyle de etmeyeceksin. Şöyle edeceksin. Böyle tüküreceksin kıbleye doğru gelmez. Ama lavabo bir ellerse tüy yaptığında kıbleye gelir. Her şeye de. Ne, kalktı ne kadar yoldan dediler. Büyük bir veli var. Ebu Yezid el-Bastami. Kaddesallahu aleyhi ve sellem Sultanul Arifin. Allah bilenlerin padişahı. Seneler bunlar niye anlatılıyor size? Dedi gidelim madem Evliya Allah'tan dedi. Onlar kendilerine Sultan-ı Arifin demezler ki. En akır görürler. Gittiler Bekir'de ne kadar yol yürüdüler. Geldiler. Tabii onlar yoldan geldiği için cemaat mı dağılıyordu. Veya işte neyse o zat camiden çıkıyor. Camiden çıkarken onun tekkesine gidecekler. Veya evine ziyarete gidecekler. O arada yaklaştılar birbirine. Baktı ki o işte arkasını döndü falan. Kıbleyi tabii biliyor. Beyaz Beyaz tam görüyor veya. O zat kıbleye doğru tükürdü. Yine o mübarek bir insan tabii. O zamana göre salihlerden veli bir insan. Ama bir edebi şey edemedi yani, koruyamadı. Hemen dedi ki hiç ziyarete lüzum yok, doğru geri dönüyoruz. Adımlarımıza yazık etmişiz de. Müritleri dediler Efendi Hazretleri niye öyle dedi, gelmişik buraya kadar bir ziyaret edelim. E dedi ki Allah'ın şeriatının edeplerinden bir edebi koruyamayan adama Allah sırlarından bir sır vermez dedi. Yani onun makamı yine o zat, büyük zat. Şimdiye göre tabii belki de Kutbul Aktab makamındadır o zat bile. O çok eskiyi konuşuyoruz. O zaman en ufak edepten adam itibar görmüyor ya. Yani. Şimdi baksana haram işleyenler bile şey oluyor memlekette. Onun için geri döndü. Bir edebin terkinden. Bak şeriatın emirlerini muhafaza. Tasavvufa getirirsen işi çok inceye doğru gidersin. Ama tasavvufa getirmesen bile bu adam deccal mı? Alim mi? Bu zahiren konuşuyorum. Tasavvufta şeyh mi, mürşit mi, evliya mı, kutup mu? Onu konuşmuyorum. Deccal mı? Yoksa alim mi? Sohbeti dinlemek caiz mi? Değil mi? Bu konu herkesi ilgilendiriyor. Çünkü millet herkesin konuşmasını dinliyor. Kitaplarını okuyor millet. Yazarların, çizerlerin. Bu adamdan kitabı okumuyor mu? Burada ilk baştaki esasımız nedir? Şeriatı muhafaza ediyor mu? Etmiyor mu sana bunu? Böyle deniyor. Şimdi bak adam anlatıyor. İşte bir tanesi. Bunların yurtlarındaki kız talebe. Kız yani evlenmemiş. İşte bir savcı bunların aleyhine dosya açtı işte 28 Şubat'ta. Tutuklama kararı falan herhalde o savcı oldu. Öyle anlıyorum ben. Lafın içeriğinde isim yok. E sen efendim kıza diyorum fetva veriyorlar ki sen git bu savcının koynuna gir. E nasıl olacak, nikah mikah bilmem bir şey yok. O savcı denen zaten nikah mikah arayan biri değil. O belli de. Kıza diyor git kıçam. Niye? E çünkü burada başka vasıf tutan yok. Senin vasfın tutuyor. E ne olacak? Ben hoca efendiden fetva almadan bu işi yapamam ya. Ben namuslu biriyim diyor. Bütün şeylerde var yani haberlerde şimdi. İsmi de mahfuz diyor bende de diyor. Tabii kızcağız intihar etmekten zor kurtulmuş. Şimdi de evlenmiş falan diyor. Çocuğu var diyor. İsmini veremem diyor yani. E şimdi duruma bak. Bak hele bak ya. Ondan sonra gidiyor işte efendim. Gayrimeşru ilişkisi şusu busu. Ondan sonra yani ben hoca efendiden fetva alacağım falan. Burada işte fetva sorulur mu? Sen efendim adam öldürmek haram mı demişler buna? Hoca efendi sana böyle haber yolladı. Demiş haram. Ama harpte ne yapacaksın demiş. Ha anladım demiş. Anlamadı işte. Anlamadı işte ama anladım zannetti. Ve gitti o günaha düştü. Allah affetsin. E sonra da hadi git işine demişler. Bilmem ne bilmem ne. Biz seninle mi uğraşacağız? Ya bu işi biz bana sahip çıkın. Şudur budur ondan sonra. Hani beni biriyle evlendirecektiniz. Biz seni kimle evlendireceğiz ya demişler. Bu vaziyette. Az daha intihar etti. Daha neler intihar etmiş tabii. Her dakika haberle gözü. Ne pilotlar ne şeyler ne kadınlar ne erkekler. Herkes intihar ettirmişler. Ayrı da. Yapmayacakları bir şey yok. E şimdi şeriatı muhafaza etmezsen. Ya zina haram. Ne harbi var ya? Ne harbi var yani? Gideceksin zina edeceksin. Hangi harpteyiz ya? Sen kendi hezimet hareketinin
bilmem başarıya ulaşması için, kendine göre bir şeye, yere gelmen için efendim bir zinaya nasıl fetva verirsin? Ondan sonra kendi adamlarına hep demediler mi ki siz atılmamak için, içki için? Bunu herkes biliyor. Ondan sonra demediler mi ki kadınlara efendim siz mutlaka karılarınızı plaja götürün? E plajda da bunu en yüksek ağızdan dinledim ben. Paralelcilerden değil. Paralele zıt olan en üst seviyedeki zatlardan dinledim. Bizzat. Yani raporlar var. E sakın mayo falan giymeyin öyle hani göbeği kapalı mayolardan. İlla bikini giyeceksiniz. Çünkü öbürü mutaassıplık sezdirirsiniz. Bikini giyeceksiniz. Hangi kitapta var? 104 kitapta yok. E sen niye dinlediniz bunu arkadaş? Şimdi o pişmanı bu. Yani şeriatı muhafaza etmeden kulluk olur mu? İbadet olur mu? Ubudiyet olur mu? Takvalık olur mu? Cennete girilir mi ya? Ya Allah var, Kur'an var. Siz ne kadar cahil yetiştirilmişsiniz. Nasıl bir insansınız ya? İşte onun için biri çıkar Deccal'ın, biri gider, biri gelir. Bu memleket, bu millet cahil bırakıldığı için, İmam Hatip'te okuyan cahil, ilahiyatta okutulan cahil, hepsi cahil. Şeriat diye bir şey bildikleri yok. Geçen İzmir İlahiyat'ta bir mezuniyet töreni var. Aman ya Rab, bunlardan ne olur derseniz, mezun olanlardan tiyatrocu olur, kemancı olur, sazcı olur, davulcu olur, zurnacı olur, her şey olur. Bir tek hoca olmaz. Alim olmaz, alimi olmaz. Üstade olmaz, üstad olmaz. Çünkü vaziyete bak. Erkek kız karışık, zeybek oynuyorlar. Allah Allah. Rektör, dekan, biz işte gelenekle yenilik arasında yeni bir din çıkarıyoruz diyor. Yeni bir din anlayışı çıkarıyoruz diyor. Falan falan. E şimdi bizim Allah dinimizi tamamladığını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Sizin çıkarttığınız sizin dininiz olur. Allah'ın dini olmaz ki. Millete nasıl din dayatıyorsunuz, yeni din icat ediyorsunuz? Yani sanki bir paralel bitiyor da ilahiyatlardaki reformistler, ilahiyatlardaki mutezile kafası, Vehhabi kafası, IŞİD kafası, Şia kafası, bürokrasideki kafalar artarak devam ediyor. Bir de oradan çıkan boşlukları da bunlarla dolduruyorlar. Malzeme olmadığı için. Onun için bir batıldan kurtulunurken öbür batıla gidiliyor. Ve bir yanlıştan kurtulabilirken öbür yanlışa gidiliyor. Pislik, pislikle temizlenmez. Anlayan yok. E burada su var. Tertemiz su var. Ehli sünnet, halis ehli sünnet var. İnsanlar var. Şura yok. İstişare yok. İstişare kimle yapılıyor? Efendim, din şurası. E din şurasındaki adamların bu halktan ne haberi var? Sosyalden ne haberi var? Milletin durumundan ne haberi var? Memleketin ihtiyacından, zaruretten ne haberi var? Bu adamların, bu şuradaki adamların hangisi efendim bu paralel yapar karşı, dinler arası diyaloğa karşı bu milleti uyardı 8-10 senede? Bir kişi uyarmadı. Hangisi IŞİD'den evvel IŞİD'e karşı uyardı? Bir kişi uyarmadı. Hangisi Şia tehlikesi var, dolu İran ajanı var? Hangisi uyardı? Bir kişi uyarmadı. E bunlar din meselesi değil mi? Bak memleket terörist oldu. IŞİD doldu. Ondan sonra PKK'yı konuşmuyorum. PKK zaten Marksist, senin dinsiz kitapsız. Gavur. Ben İslami teröristleri söylüyorum. İslami geçinen teröristleri söylüyorum. E şimdi bu asker kılığındaki teröristler, askerin çoğunu tenzih ederiz. Çoğunu tenzih ederiz. Adamlar kahramanca savaştılar. Bak yedi kurşun yedi diyor albay. Hala durmamış adam. Yedi kurşunla diyor artık öleceğim anladım. Ama ölmedi elhamdülillah. Telefon ettim diyor, vali yardımcısı mı ne tanıdığı varmış, akrabası, hemşerisi. Dedim ki diyor, çocuklarım sana emanet. Biz artık burada ölüyoruz çünkü direniyorlar. Direnmeseler o albaylar, o yarbaylar, işte amiraller, birçok generaller direndi. E direnmese bütün herif şeyi ele alacak. Yani silah lazım oluyor. Bunlar bu kadar direniş beklemediler. Silahları bitti. Ama işte depoların başındakiler evden hemen kalktık gittik diyor. Öbürü oradan gitti burada. Bana ne lazım, ben görevde değilim, izindeyim demedik diyor. Kaç kişi bu şekilde şehit olan var, gazi olan var, yaralanan var. Adam şimdi dalağım gitti diyor, böbreğim gitti diyor o albay. Allah acil şifa ihsan etsin. Askeriye de çok büyük başarı var ya. Askeriye yıpratmayalım. Yıpratmak tamamen Amerikan projesidir. Askeriye yıpratmak. Allah vatanı milletini seven, hain olmayan askerlerimizi, polislerimizi muvaffak eylesin. Biz devamlı duacıyız. Askeriyede çok kıymetli insanlar var. Şehit olmayı göze aldılar bu zalimleri durdurmak için. Canını malını feda ettiler. Yani sivilde vardı, askerde yok mu yani?
Kaç kişi askerde de onlara direnirken şehit oldu. Bu darbeciler. O da asker. Onun için bunlar asker masker değil ya. Bunlar yine İslami geçinen terörist. Bak onun için diyorum IŞİD nereden geliyorsa, İran'a tehlikesi nereden geliyorsa, bunlar da aynı. Dini yönden milleti kandırdılar. Çünkü neden? Bazılarla, sohbetlerle, şunlarla bunlar. Ya adamın sohbeti doğru şeyler konuşabilir. Peki sonra ne diyor sana? Geliyorsun diyorsun ki hocam işte ben içki içmezsem atılacağım. İç iç oğlum iç. Bunu özelde dedi sana. Daha bu hocanın sohbetinde ne dediği muteber olur mu? Sana nasıl der ki içki iç? Sana nasıl der karını aç? Nasıl der ki git zinaat? Bunlar demiş bunlar. Nefis zaten aman ya Rabbi. Biz bir şeyden haberimiz yok. Profesör Ahmet bilmem bir şey soyadı da Şimşek miydi neydi? Yok Şimşek mi? Başka bir adam bu. Profesör de. Belki de öyledir ama yok. Sanki bunlarla işte 20 sene evvel ayrılmış. Adam şimdi döküldü. Ulan neredeydiniz? Biz tanımıyoruz etmiyoruz. Biz bunlarla hiç görüşmemişiz ki. Çok eskiden işte bir Ehl-i Sünnet hocalardan okunmuş şeyi var. Bu. Ya zaten 20 senedir adam gitmiş. Biz ondan evvel de Türkiye'de de biz görüşmemişiz. Ama şimdi böyle bir şeyler oldu. Adam diyor ki profesör anlatıyor işte. Net TV mi ne? Net TV'de çıktı bu. Adam 1,5-2 saat konuştu. Dinlemekte fayda var. Yani ya diyor benim işte çok dikkatimi çeken şurayı anlatmaya çalışıyorum. Tasavvufla ne alakası var? İşte ben herkesten kendimi hakır görüyorum. Ayakları, ağlama sızlama ayakları bilmem neler bilmem neler. Meğer işte sizden sonra kim kalacak efendim sorulsa ta Türkiye'den gitmeden en kızdığı tabii sorulardan biriymiş bu. Ondan sonra efendim böyle dururmuş, şuymuş, buymuş. Bizzat diyor kaç kere duydum diyor adam. Bak televizyonda söylüyor adam. Dedi ki diyor şimdi gözümü yumarsam yani demek istiyor işte şey yapacağım manevi boyuta geçeceğim demek istiyor. Benden sonra kıyamete kadar bu işi kimlerin yürüteceğini tek tek isimlerini sayarım. Sen Resulullah mısın haşa sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz kıyamete kadar olacakları saydı. Ondan başka kim sayabilir kıyamete kadar olacaklar? Evliyaullah'a gaybtan bildirilir kerameten. Ama kısmidir. Kısmi bildirilir. Kıyamete kadar olacakları sayarım. Hangi bir böyle bir şey iddia? Ondan sonra da diyor, dedi ki diyor, 3 yaşında ben öldüğüm zaman bu hizmeti yüklenecek kişi 3 yaşında olacak. Bu ne demek yani? Hepiniz avucunuzu yalayacaksınız. Hiçbiriniz beklemeyin. Onlara onu diyormuş yani. Mesajlar öyleymiş yani. Ondan sonra da diyormuş esas meseleye bak şimdi. Bir hocayı bırak. Bir Müslüman hangi kurumda olursa olsun bunu yapar mı yani? Kızları diyor talebeleri aldık diyor. İşte Manisa bilmem ne İzmir o taraf Ege civarı. Zaten kendisi de o zamanlar herhalde İzmirler'de o bölgedeymiş. 6. kat var diyor. 5. kat var diyor. Biz grup grubuz diyor. Ben diyor 5. katın adamıyım. 6. katta daha yüksek abiler var. Biz onları haddimize düşmeyiz bir şey anlamıyoruz. Ama biz de diyor 4. 3. kata göre yüksek seviyedeyiz diyor. Bizim de bildiğimiz bir şey yok. Başka bir şeyler var özel diyor. Bizim de 40-50 oluyoruz diyor. Dünyadan toplanıyoruz diyor. Ta o zamanlar böyle şey. Şimdi diyor yurtlar var diyor. Yurtlarda kız talebe var, erkek talebe var. Bunların hepsinin günlüğündeki net not tutmuşlar. O notları işte abiler, ablalar topluyorlar. Toplayınca hepsi getiriyorlar, buna sunuyorlar. Bir kere diyor böyle bir şey yine sunulduğu vakitte orada bir baktı diyorum. Zübeyde abla diye bir kadın var diyor. Bu kadın diyor yani mal ile can ile fedakarlık ediyor. Allah rızası için hizmet diye diyor. Bu kadıncağızın kız talebeler çok seviyorlar fedakarlığını yani maddi manevi. Sevince işte onda met ediyorlar ondan medya ile bahsediyorlar falan not tutuyormuşlar. Bu notlarda bir de çıkıyor ki erkeklerin Fethullah hocası varsa erkek talebeler bizim de Zübeyde ablamız var gibi bir not tutmuş birkaç kız. Hadi bu notlar önüne geldi diyor. Gelir gelmez diyor. Çünkü şerik kabul etmez diyor. Yani ortak kabul etmez diyor. Yani şimdi bak bir 20 sene evveli konuşuyoruz. Hadi şimdi sapıttı diyoruz. Ama biz bunları hiç bilmiyorduk böyle bir şey. Bak yeni yeni duyuluyor. Şimdi şu o gün duysam 20 sene evvel kesinlikle ben notunu veririm. Çünkü tasavvufla da alakası olmadığını, güzel ahlakla da alakası olmadığını, şu yapılan harekete bak. Adam diyor ki hepsi de tutturmuş yine. Ben o gün bırakmalıydım. Ondan sonra yine bir zaman devam etmiş. Ben o gün bırakmalıydım. Şimdi Hüseyin Gülerce ne diyor? Abimiz tabii o da olur. Ben tanışırım, severim de yani.
E şimdi ne diyor? Bir gün bir gittim diyor, STV'ye müdür oldum diyor. Baş müdür, yani bilmem müdür olunca diyor, işte manevi lider de İzmir dememiş, neymiş o zaman? Bayağı eski söylüyor, 95 falan diyor. Ben diyor işte gideyim de diyor bir elini öpeyim, bir duasını alayım dedik diyor. Şimdi diyor bizi işe getirdiler ama hiç kendisini tanımıyoruz diyor. O çünkü şakirtlerden değil, o esasen İmam Hatip menşeli falan. Kalktım diyor, gittim diyor. Bir odada oturuyoruz diyor. Bir patırtı, bir gürültü koptu diyor. Gayri ihtiyarı diyor, ben de bir kapıyı açtım diyor. Bir de baktım ki diyor işte bir adamın ismini söylüyor. Buna tekme tokat girişti diyor. Ama nasıl dövüyor, nasıl dövüyor, nasıl dövüyor. Ben böyle bir dövme görmedim diyor. Allah Allah dedim diyor. Biz manevi lider falan, tasavvuf ehli şudur budur. Derviş. Neyse diyor, sonra yemek yiyoruz diyor. Yemek yerken dedi ki diyor, ya diyor hiç böyle yapmamalıydım dedi diyor falan. Allah Allah diyorum, işte insanız diyor. Nasıl diyor böyle yaptım ya falan. Böyle diyor bir ya kendini ezen şeyden falan. Ben dedim diyor Allah Allah diyor. Hakikaten beşeriyet muktezası ama diyor demek ki yaptığı işe razı değil. Çok pişman oldu falan. Sonra dediler ki diyor işte ya buna her dakika ayak atar. Fakat bu bunun teyzesinin bir şeysiyle evli. Onun için bunun makamı çok yüksek olduğu için sadece bunu döver. Öbürlerine nasip olmaz bir tokat, bir fiske nasip olmaz. Bunun makamı çok yüksek. O da o makamdan inmemek için devamlı dayak yemek üzere böyle hazır bekler. Ne zaman dayak yiyeceğim diye. Durum buymuş yani. Şimdi Gülerce diyor ki ben o zaman ayrılmam lazım. Ondan sonra 9 sene STV'nin müdürlüğünü yaptım. Yani insanlar profesör ha adamlar. Profesör okumuş, okul müdürü. Ondan sonra da ne diyorlar şimdi? İşte arkadaşlar okullar okunursa, ilahiyat okunursa, üniversiteler okunursa, imam hatipler bitirirse insanlar aydın olurmuş. Aydın olunca da bunlara kapılmazmış. Ya bunlara kapılanların hepsi sizin aydın dediğiniz kaydınlar. Şu anda menzil cemaati dersin, Sofi, bizim ismi hala dersin, ekseriyeti aydın değiliz biz. Doğru konuşalım, benim bile diplomam bir şeyim yok. Menzili tutalım, onu tutalım, buna bakarsın bunların hiçbiri aydın değil. Yani Süleyman Efendi cemaatinde de ekseri yani. Bunlara göre aydın değil, üniversite mezunu değil, şu değil, bu değil. Çoğumuz medreseden. Öbürleri zaten halktan genel cemaat, soğancı, sarımsakçı. Ama hiçbiri sapıtmış mı? Sapıtmamış. Niye? Adıyaman'ın başta bir mürşidi var. Mürşidini dinliyor. 40 tane diplomaya lüzum var mı? Yok. Adam doğru yolda gidiyor. İsmail Adan cemaatinde mürşidi var, Muhammed Efendi Hazretleri. Bir tane sapıtan var mı? Bunlara kalıp millete silah çeken bir mi? Bir tane yok. Gidiyorsun Süleyman Efendi cemaatine bakıyorsun. Oraya hangi tasavvuf cemaatine bakıyorsun? Halk genelde aydın değil bunlara göre. Diplomasız. Bir tane sapıtan var mı? Bir tane sapıtan yok. Hepsi güzel ahlaklı insanlar. Peki bunların cemaatine bakıyorsun. Meclisi bombalayan kaç üniversite bitirmiş pilot? Millete silah çeken general. Öbürü askerine vuran orgeneral. Bu ne ya? İşte. Ben size devamlı diyorum. Okullardan eğitiminiz bozuk. Besmelesiz, salvelesiz eğitiminiz var. Buradan buraya. Liseye kadar biz okutmadık. Liseye kadar oradan geliyor. Oradan da alıyorsun. Oraya. Ondan sonra da bunlar yurt almış. Yok ışık evleri, bilmem ne evleri, dershane. Lan biz ne zannettik bizi? Bizi de kandırdılar. Dershaneye gitmezse doğuda dağ çıkar dediler. Bir de baktın dershaneye giden dağ çıkandan beter. Dağ çıkan hiç olmazsa Şırnak'taki askere polise bomba atıyor. Bu geliyor meclise bomba atıyor. Bir de oradaki Almanya'nın Ermeni'nin silahını alıyor. Amerika'nın silahını alıyor. Bizim askerin silahını alıyor. Buradaki bizim milletin vergisiyle milletin başına bombayı alıyor. PKK'dan bin beter oldu bu haysiyetle. Durum bu. Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriatın işte dinler arası diyalogda bunlar Yahudi Hristiyan cennete gidecek Muhammed Resulullah demeden olur dedikleri zaman bile biz o zaman anladık. Bak ben o zamana kadar hiçbir şey bilmezdim. Orada anladın mı ben hemen? Anladım. Dedim ki şeriatsızlık var. 8 sene en az. En az 8 sene var. Ben düğmeye bastım. Bütün sohbetlerimde canım çıktı bunları anlatana kadar. İki de kitap yazıldı bu usta. Ben yazdım birini. Birinde de ortak yazdık. Yani bir bölüm benim tabii. Birinci bölüm. Thank you.
Ama şimdi sen bu adamların derdi din değil. Hayrettin Karaman Din Şurası'nda en önde oturuyor. Ya bu adam ABAN toplantılarında Yahudi Hristiyan cennete girecek fikrini veren adam. Fethullah Gülen'in fıkıh üzerinde ne soracaksanız Hayrettin Karaman'a sorun. Zamanın müştehidi odur dedi adam. E şimdi yine önde fıkıh şurasında. Yani Fethullah Gülen'i bıraktı diye adam düzeldi mi? Adam onu bırakmak, onu zaten çoktan bırakması lazımdı. Şimdi dinsizliği bıraktı mı? Diyalogçuluğu bıraktı mı? İrancılığı bıraktı mı? Vehhabiliği bıraktı mı? Mezhepsizliği bıraktı mı? Dünya kadar soru var. Aynen bu soruların hepsi Gülen terör örgütü kadar tehlikeli örgütlerdir. Başımıza yakında büyük belalar açacaklardır. Biri bitecek, biri başlayacak. Neden? Dış güçler o eleman bitince öbür elemanı devreye sokacak da ondan. Ajanları doldurdunuz bürokrasiye yanlarınıza. Danışman FETÖ'cü çıktı, at. Öbür danışman İrancı. Öbür danışman İrancı. Öbür danışman başbakanla danışman olmuş adam. Adnan İnanç bu ne? Adamın konuşmasını dinledim. Adnan mıydı? Adil mi? Adnan İnanç. Şu anda başbakanımızın yardımcısı olmuş şu anda. Başbakanımıza da buradan selam hürmetler ederiz. Dikkatli olmasını tavsiye ederiz tabii ki. Adamın konuşmasını dinledim. Ne diyor adam? Hilal kanalının müdürüymüş. İşte 20 sene şu bu. Ben onu bilmem. Dönüş yaptım demiş. Sifil hocayı aramış. Tevbe ettim demiş. Yok İrancılığı bıraktım demiş. Sifil hocanın yazısını söylüyorum. Sifil hoca bana telefon açmadı yani. Yazısından okudum. Ben demiş İslamoğlu'yla kavga ettim demiş. Olabilir canım. Bir insan bir yere gitti diye kıyamete kadar orada kalacak hali yok. Tevbe ettim diyenin beyanı esastır. Dönüş yani tevbe ettim dememiş de. İslamoğlu'ndan ayrıldım demiş. İran şeyini bıraktım demiş. Bunları Sifil hocanın yazısından okuyoruz. Ama bir konuşması var. Hutbe okuyor. Konuşmada ne diyor? Afgani büyük adam. Abduh çok mübarek adam. Reşit Rıza dinde hüccet yani demeye getiriyor. Meale. Afgani kim? Osmanlı'yı batıran adam. Sultanahmet'in 19 sene burada ev hapsinde. 19 mu 9 mu neyse çok tarihçiliği bilmem. Kadir Mısıroğlu o işleri daha bilir. Abimiz büyüğümüz. Şimdi Sultanahmet'in burada göz hapsinde tuttuğu adam. Memleketi batırmasın diye. Afgani esasen Şii'dir. Sünni gözükür. Esası Şii'dir kesin. Raporları belli. Abduh. Ya kime sorarsan sor. Mason. Masonluğu belgeli. Muhammed Avvami Hoca belgeleriyle açıkladı. Bu otelde yaptığımız toplantıda konuşuldu bu. Bizzat o sohbet var. İnternetlerde belki bulursunuz. Efendi Hazretleri de iştirak etmişti. Orada açıkladı. Efendim belgeleri var. Abduh'un sözü. Bu Müslümanları İslam'la vuracağız. Abduh'un sözü belgeli. Diyor ki Abduh çok büyük adam. E şimdi sen Afgani Abduh Reşit Rıza Mısır'daki Ezer'in reformist yapılması, işte İngiliz'in Vehhabi hareketi nasıl Suud'u, Haremeyn'i, Medine'yi perişan ettiyse Mısır'da da reformist akın çıkarılması bunların eliyle olmuştur. 100 sene kadar evvel. İşte Yahudi Hristiyan cennete girecek de buradan, dinler arası diyalog buradan. Hepsi bu üç adamın papazlığı sayesinde olmuştur. Bu adamı cemaatin Cuma'nın hutbesinde adam üçünü de metod. Hani birini belki takıldı kaldı demiyorsun. Zincirleme silsileyi sayıyor. Bu adam bu kafada. Çok tehlikeli. Nasıl danışman olacak bu adam? Ne anlıyor? Hangi hususta bilgisi var? Neye danışman olacak? Hele bir de din adına danışmansa seyreyle gümbürtüye. Onun için size diyoruz. Evvela din hassasiyetiniz olsaydı, şeriatı muhafaza maddesi, ubudiyetin birinci maddesi önceliğiniz olsaydı, bugün FETÖ'den bu darbe yenmezdi. Ama yine bakıyorum, şeriatı muhafaza maddesi öncelikli değil. Niye değil? Karaman'ın dünya kadar batıl görüşleri var. Bu adam şurada, evet önde. Daha dünya kadar batıl adamlar, danışman, manışman, bürokraside ve ilerliyorlar. Yer boşaldıkça birileri şimdi buraya bunlar gelsin. Çünkü öbür tarafta aynı şey çıkıyor. Yani Şia'nın İran'ın arkasında aradığı zaman nereye gidiyor? Siyonizme gidiyor. FETÖ'nün arkasını aradığı zaman buradan. O buradan dolaşıyor, bu buradan dolaşıyor. Hepsinin gerisi nereye gidiyor? Erbakan Hoca'nın dediği gibi parmaklara bakmayın. Hepsi buradan sallanır diyor. Parmaklar ayrı çalışabilir diyor
Bura şey hareket etti mi hepsi bu tarafa gider, bu tarafa gider. E şimdi şeriat yokken tarikat mı olur, güzel ahlak mı olur, eğitim mi olur, bilmem ne mi olur? Nasıl güvendiniz ya? Şuncacık şeyler, senelerdir konuşulan meseleler. Hiç mi sohbet dinlemiyorsunuz? Hiç mi ayet hadis dinlemiyorsunuz? Kimi dinlediniz de bu hale geldiniz? Ben anlamadım ki. Hocalarınız kimdi sizin ya? Yani bir insanın yetiştiği bir camia olur. Hadi cemaat lekelendi. Şu lekelendi. Camialar var. Ya bir camiada, bir camiada hiç duymadınız mı ki şeriat diye bir şey var? Ayet var, hadis var, nas var, delil var, hüküm var. Buna muhalif olan bir şeysin. Nasıl barındırıyorsunuz? Adam kaderi inkar ediyor. Amentü gitmiş. Amentü gittikten sonra ne kalır ya? Yok o FETÖ'cü değil. Ya FETÖ'cü değilse de bu Mutezile işte. Ehl-i Sünnet'in reddettiği küllün fil haviye hepsi cehennemdedir buyurulan tabaka. Ve merdu felâ te'udûn. Bir adam kader yok diyorsa diyor bu Ebu Davud hadisi, sahih hadis, hastalanırsa ziyaretine gitmeyin. Ve immâtu felâ te'udûn. Ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Yani hatta kadınlar hayızken kadınlar namaz kılar diyenler için bile Allah bunları deccal haşretmesi haktı diye hadis-i şerif var. Hani bu itikada girmiyor zannedersin fıkha giriyor. Halbuki itikada giriyor bir yönden. Çünkü mütevatir bir konuyu inkar ediyor. Abdestsiz kadına namaz kıldırtırıyor. Şimdi birçok dilayatta bu fetva var. Hayızken kılınır. Tutulur. Bunlar hakkında da bu tehlikeler var. Aynı şeyi söylüyor. Deccal Allah bunları haşredecek. Mahşere deccalla çıkacaklar. Dünyada da yaşarsalar deccala iltihak edecekler. Dinden çıkacaklarını söylüyor. Sonra cenazelerine gitmeyin diyor. Ebu Davud hadisinde alın yazısı yok diyenlere hasta ziyareti yasak edilmiş, cenazelerin kılınması yasak edilmiş. Sen bu adamın yanında danışman yaparsan ne olur abi? Düşünemiyorum ne olur. Yani ben belli bir danışman için konuşmuyorum bunu. Bürokratlar yani genel manada bürokrasinin durumu. Bürokratların durumu bu. Biz yani onun itikadından. Ne demek sana ne onun itikadından? İtikadı çok önemli. Çünkü itikadı dışa bağımlı olursa burada tehlike var. Adam Kemalist oluyor, ateist oluyor, Atatürkçü oluyor, bilmem ne oluyor. Ama vatan haini olmayabiliyor. Bak vatan haini olmayabiliyor. Ha, çünkü ateistim diyene de Müslüman diyecek halim yok. Bak Müslüman da değil ha. Türk olsa ne olur? Milliyetçi olsa ne olur? Adam Müslüman değilim diyor. Ateist adam. Ama vatan haini olmayabiliyor. Ve lakin hangi cemaatlerden, efendim camialardan, bilmem nelerden ipi sapı dışarıya bağlıysa, parayı kimden alıyorsa, emiri oradan alıyor ve işte İncirlik üstünde nasıl darbenin planlarını Amerikalılarla yaptıkları gibi yarın bugün öbür gruplarda hangi devletle, hangi ülkeyle irtibatı varsa Vehhabi devletler var. İsim vermeyelim. Devlet demiyorum bak. Vehhabi devletler var. Dünyada şu an. Ondan sonra Şii devlet var. Bunların hangisinin irtibatı var para alıyorsa emir oradan alıyor. Yarın bir gün en yakında ne yapabilir canım onlar FETÖ kadar güçlü değiller ki. Onlar o güce gelene kadar 40 sene geçer. 40 sene geçerse senin oğullar aslar. Senin torunlar aslar. Yine birine rastlıyor. Hadi onu da bıraktık. Ne yapar biliyor musun? En yanına gelir. Ondan sonra derseler ki ona dış güçler sen bu adamın kafasına sık dediği zaman da darbe yapacak güce lüzum yok. Bir lideri öldürmekle beraber memleketi berbat eder. Öyle ya şimdi davalar liderlerle yürüyor. Bir lideri giden dava bitiyor. Şimdi bir adamın cinayet ve suikast yapmakla darbe yapmak kadar olur yani. Zarar diyorum, zarar. Onun için bundan ne olur, şundan ne olur? Bakma. Evvela muhafazatü emri şer'i. Şeriatın emrini muhafaza. İtikadı düzgün mü? Vatanla milletine bağlı mı? Buna bakacağız. Ha Müslümanlarda konuşuyorum bunu. Ama adam zaten Müslüman değil. Namaz yok, abdest yok. Hiçbir şeyle alakası yok. O ayrı bir şey. Onda da vatan haini mi değil mi? Dış güçler irtibatı yoksa, vatan haini değilse tabii onlar da ekmek yiyecek. Öyle hep ehl-i sünnet itikadını muhafaza edersen dairelerde memur kalmaz.
Onu demiyorum. Ama İslamilere dikkat edilecek. Özellikle dikkat. Neden? Dış devletlerle irtibatı var mı yok mu meselesidir bu. Yine aynı bir bela. İşte diyorum, bu güce kavuşmasa da ufak tefek yapılacak darbeler, küçük küçük yani suikastlar. Şimdi her dakika bir suikast lafı dolanıyor bütün memlekette. Memleket ne hale geldi ya? Biz 28 Şubat'ta her tarafta gidiyorduk, konuşuyorduk yine inatına ya. E şimdi gidemiyoruz bir derne. Her yerde suikast tehlikeleri. E bu ne olacak? İşte onun için demek istiyorum. Çok da büyük bir güce lüzum olmuyor. Bir suikastı bir kişi yapabiliyor. Uzaktan kumandayla bile yapılabiliyor. Teknolojinin bu belaları da var, bu zararları da var. Onun için dikkat edelim, dikkat, tedbirli olalım. Niçin? Allah'ımızın dininin, itikadının, ehli sünnetin muhafazasında dikkatli olalım evvela. O dikkat olmazsa öbür dikkat para etmez. Etmedi işte. O dikkat olmadı. Şahsı nefsi mülazalarla efendim ya işte bunların da karıları kapalı. Karısı kapalıdan zarar gelmez. E geldi. Nice başı açık insanlar var. Ehli sünnet itikadındadır. E bunlar gibi nice başı kapalılar var. Dinsiz kitapsızdır. Muhammedur Resulullah'sız la ilahe illallah yeter diyor. Başı kapalılar diyor bunu. Nasıl olacak? Geliyor işte dine dolaşıyor. İnnemâ ve lahmüke ve demüke ve lahmüke. Dineke, dineke. Dinine sarıl. Önce dinine itibar et. Senin kanında, etinde, canında, dininden ibaret. Ben yine Allah için konuşuyorum. Şeriatın emrini muhafaza. Bak. Ha nereye geldik oraya anlatacağız. Bunu işte montajı da zor bu işlerim. Bizi, ha bu lafı geriye montaj etmeleri lazım ki o konu şey olsun. Şimdi adam diyor ki Gülen ne yaptı diyor. Notları bir gördü diyor. Eyvah. Herkes uzaklardan gelmiş. Doğru dönüyorsunuz. Yani iş bit, toplantı bitti. Yerlerinize gidiyorsunuz. Oralarda efendim hanginizin yurdunda, kız yurdunda notlarda hangi kızın notunda bu Zübeyde ablaya metiye varsa, o Zübeyde abla bir hainlik falan yapmış değil ha. Hizmet kadını zavallı gariban Allah'a hizmet ediyormuş kadın. Niye? Bir erkek talebenin Fethullah hocası varsa bizim de Zübeyde ablamız var demişler. Ne var bunda? Ne var bunda? Kadıncağız hizmet ediyorsa orada kursa. Onlar da onu sevmişler yani. Yazmış oraya bir not. Hemen onu o Zübeyde abla diyor, o Profesör Ahmet Bey işte tamamen diyor. O da şeyciymiş yani. Din profesörü. Ha o şey tıp falan değil. O da din profesörü. Ben anlamadım. Konuştu. Hiçbir şey anlamadım. Sonra o spiker dedi ona. Siz de dedi hadisçisiniz falan bir şey dedi ona. Ve oradan anladım. Diyor ki evet hemen bu kadın zaten Zübeyde'yi diyor hepten diyor attı diyor ablayı diyor. Kızları diyor o anda kız çocuğunu gece gündüz fark etmez kapının önüne atacaksınız demiş. 20 sene evvel. Hani sinek ölse ağlarmış. Hani çok merhametli her şeye ağlanıyor. Bunu diyor yaşadım diyor. Gözlerimle gördüm diyor. Kaç tane kız talebe sokağa bırakıldı diyor. Garibanlar kimse ana babası da gidemedi. Ve diyor öyle mektuplar sonra bana yazanlar oldu ki onun yetkilisi oymuş bir kursun. Burada diyor anlatamam ben de çok duygusal adamım ağlamaya başlarım dedi. Ben dedi o bir kız dedi bana öyle bir mektup yazdı ki dedi. Yani o zaman duygusallaşmış. Yani milletin hayatını mahvettik demek istiyor. Kendi de ikrar ediyor, itiraf ediyor. Yahu bir insanı birisi methetti diye notuna aldı diye bu kız çocuğu kapıya konur mu ya? Anasını babasını çağır bari de alın gidin kızı hemen kapıya atın dedi diyor. Biz de tatbik ettik. Ya nasıl tatbik ediyorsunuz? Nasıl hadisçi oluyorsunuz? Nasıl profesör oluyorsunuz? Siz ne okudunuz ya? Nasıl aydın oluyorsunuz? Bir de yaptık diyor yani. Zoomlanmış mısınız? Zombileşmiş misiniz? Ne bileyim ne diyorlar ona? Hipnotize mi edilmişsiniz? Beyinleriniz nasıl yıkanmış? Hani okullardan aydın olsa kanmazdınız. Kız çocuğunu geleceksin. Ha çık dışarıda kapıyı atacaksın talebi. Nereye gidecek bu ya? Ne yapmış bu ya? Böyle bir din yok, böyle bir kitap. Demek ki masonluk gibi, masonluğun bir şubesi, değişik bir boyutu. Böyle bir şey. İslam'la böyle bir hareketlerin, tarzların alakası olamaz. Yani. Zerre kadar insafı, vicdanı olan, bırak alimliği ya. Merhameti olan bir kız talebeleri bir not yazdı oraya. Ne notu yazdı oraya ya? Kötü bir şey, müstehcen bir şey mi yazdı? Uyuşturucu mu getirdi? Ne yazdı oraya ya? Ablamız var işte, ablamızı seviyoruz. Git dışarı.
Vicdansızlık buralardan başlamış. Biz ne bilelim mi seni? Onun için kulluk diyorsun. Evvela sohbet dinleyeceksin. Ayet hadis öğreneceksin biraz. Bir şeyler dinleyeceksin. Kardeşim bak şeriatı muhafaza edeceksin. Tamam. Bu şeriatın emrini muhafaza demek bütün meselelerin başıdır. İtikatta da buraya girer. Fıkıhta da amelde de buraya girer. Hepsi buraya girer. Bunu yapmayan adam kulluktan bahsetmesin. Ve saniye ikincisi er-rıza bil kaza vel kader ve kısmetillahi teala. Kazaya kadere rıza, bunu da çok anlattım. Allah'ın taksimine rıza, maddi paradan puldan ne geliyor? Yeter Allah'ım, razıyım ya Allah'ım. Tabii çalış, daha çok kazan ayrı dava, helalından. Ama olana rıza. Çocuğunu Allah aldı. İnnellâhe mâ akade ve lehu mâ atâ. Aldığı da Allah'ın, verdiği de Allah'ın. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim öldüğü zaman. Aleyhisselam. Efendim, kaza, Allah'ın takdirine rıza. Ama en büyük bela oldu. Ondan büyüğü olamaz. Razı geleceksin. Kendin ölsen bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. E işte başkası öldüğünde de kendin ölmüş gibi sessiz, sıkıntı. Razıyım ya Rabbi. Ağlayabilirsin. Bağırmak, sesli ağlamak yasak. Hüzünlenirsin, ağlarsın. Ama ya Rabbi razı. Radıytu billahi Rabbâ bil-İslami dîna. Ve bi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve Rasûlehu nebiyyâ. Sabah akşam bir kere okusa insan, manayı düşünürse çok güzel oluyor. Rab olarak Allah'tan razıyım. O gün bak ne kadar sıkıntılı işler başına geldi. Onları da hemen düşünüyorsun. Allah Rabbim razıyım. Din İslam, İslam dinden razıyım. İşte şu hükmü ağır geliyor, burcu zor geliyor. Bu niye böyle emredildi falan. Cık, olur mu İslam'ın her şeyine razıyım? Bu mülazayla okunacak. İşte kader Allah'ın taksimatı efendim. Onun için Tirmizi'nin rivayet ettiğini. Ne diyor Mustafa İslamoğlu? Alın yazısı yok diyor. Kader diye bir şey yok diyor. Amentü'deki kader maddesi tartışmalı fazlalık diyor. Yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cabir İbni Abdillah'ta rivayet. Burada yani yeri geldi derste bu. La yümine abdün hatta yümine bil kader. Bir kul hayri ve şerri, hayrın da şerrin de yaratılmak bakımından Allah tarafından yaratıldığı ve önceden bilindiği efendim hatta aleme bilinceye kadar bir adam ennema asaba ölem yekun liyukta. Başına gelen zaten onu şaşmayacaktı. Çünkü ezelde yazılmış. Ve ennema ahta lem yekun liyusibe. Şaşan yani mesela bir kaza oluyor. Beşi birden ölüyor. Biri kalıyor. Adama soruyor nasıl oldu kaza falan. Yahu diyor işte diyor böyle tır diyor buradan şöyle geldi diyor. Şuradan girdi diyor. Ben şuradan diyor kapıdan diyor. Ha şöyle yapmasaydım diyor. Gitmiştim diyor. Bu adam şuurlu bir Müslüman olamaz. Laf olarak konuşuyor böyle tabii gavur oldu demiyorum ama. Çünkü burada ne bilecek, neye inanacak? Ha olayı anlatabilir. Olay şöyle gelişti ayrı bir şey. Ama böyle olmasaydı ben ölmüştüm şimdi falan. Bu doğru bir şuurlu bir Müslüman konuşacak laf değil. Ha bu beni şaştı yani. Buradan geldi oradan gitti. Buradan böyle girdi bir ben kaldım. E bu şaştı seni yani. Bela şaştı seni. E bu bileceksin ki bu zaten yazılmıştı. Ben burada kaza bela görmeyecektim. Bana bir zarar gelmeyecekti. Çünkü beni şaşan zaten bana isabet etmeyecekti. Çünkü ezeldeki ilim böyledir. Ve kader böyledir. Bir insan bu manada kadere inanmadıkça asla bak dikkat et. La yu'minu imansızdır diyor yani. Ha şimdi biz bunu kendisi için istediğini başkasının için istemedikçe gibilerde kamil manada iman nefyediliyor deriz. Çünkü hiçbirimiz kendimiz için istediğimiz her şeyi başka Müslümanlar için isteme makamında değiliz. Bazen istiyoruz, bazısı için istemiyoruz. Ya diyoruz bu adama gıcık oluyorum zaten falan. İstemiyoruz. Halbuki o da Müslümansa kendin için istediğini onun için de istemeden mümin olamaz diyor. Ama orada ne diyoruz? Kamil manada mümin olamaz. Çünkü amentünün şartı değil o. Demek ki ahlakı tekamül etmemiş manasına geliyor. Ama bu hadiste ne manaya geliyor? Ya bu hadis amentüdeki 6 şarttan biri olduğuna göre kader... Ve ayetlerle de sabit olduğuna göre, mütevatir hadislerle de sabit olduğuna göre bunun manası nedir? Bu adam Müslüman değildir diyor. Bu şekilde inanmadıkça mümin olamaz. La yu'minu abdun. Hiçbir kul mümin olamaz diyor. Olması için alın yazısı ve kadere iman şarttır. Durum bu. İşte ubudiyet diyorsun kulluk. Ve zâliz ve kulluğun üçüncü maddesi terk-ü rıdâ-i nefsik fî talebi rıdâ-illâ'da. Allah'ın rızasını arama yolunda nefsinin rızasını yani canının istediklerini ne yapmaktır? Terk etmektir.
Sen canın ne istiyor işte? Şimdi efendim namaz kılmamak istiyor. Sen abdestini güzel alıyorsun. Evet, abdest alırken hızlı almak istiyor veyahut da üç kere yıkamamak istiyor. Ya bir kere de farz kurtuluyor işte iki. Böyle pazarlıklar yani. Nefis her şeyde uğraşıyor. Zekatın hesabında ona göre karıştırır. Bu şuna dahildi, bu buna dahildi. Onu ona düşer, bunu buna sayar. Böyle bakarsın yani çok hesap kitap. Nefis devamlı o Mevla'nın rızasına muhalif işler ister. Sen ne yapıyorsun? Oğlum diyorsun ya üç kere yıkacağım, doğru yıkacağım. Sen namazı kılarken sana der ki kısa oku. İşte yani her şeyde. Yani artık haramları zina etmeni ister, içki içmek ister, kumar oynamak ister, yalan konuşmak ister, gıybet yapmak ister. İsteri bırak yapar zaten. O istemeden de yapar o. Çünkü gıybete o kadar alışılmış ki. Arada bir şey yok, kontrol mekanizması yok. Şimdi öbürlerinde yine bir aldı verdi oluyor yani. İçeride bir hesaplaşma oluyor. Bir fırtına kopuyor. Yapma yap. Gıybet zaten mutat, normal. Su ister gibi çeşmede. İçer gibi konuşuluyor Allah muhafaza. Bütün bunlarda Rabbim bu işten, Efendi Hazretleri buyurdu Efendi babamızdan naklen. Evladım her işte iki tane mizanınız, teraziniz olsun. Belki de üç. Ha ben bu işi yapacağım zaman Allah Teala Resulü bundan razı mıdır değil midir? Bir hesap yap. Razı olduğunu anlarsan o işi yap. Razı olmadığını kalbine fetvayı sor. Kalbin en iyi müftüdür. O biliyor. Razı değilse yapma. Ondan sonra ben bu işi yaparsam defterimize efendim sağa mı yazılacak sola mı yazılacak? Hesap et. Sağa yazılacağına kanaat ediyorsan yap. Sola yazılacağına kanaat ediyorsan terk et. İşte aynı onun gibi mizanda da yani terazinin sağ tarafına mı konacak sol tarafına mı? İşte o sağa yazılan sağa konacak işte. Bu ölçüleri, kıstasları uygulamadan bir işe girişme buyururlardı. E şimdi bir insanda bu ölçüler olduktan sonra tabii ki ubudiyet yani gerçek manada kulluk tahakkuk edecektir. Ama bu ölçüler yoksa şeriatın emirlerini muhafaza yok. İşime geliyor mu, gelmiyor mu? Bu adamdan zararım mı var, karım mı var? Şahsi ve indi. Mevzu buysa şeriatın emirleri yok. Şeriatın emri muhafaza etmediği zaman veya her meselede. Evinde, geçiminde, evlenmesinde, boşanmasında, döşenmesinde, kuşanmasında her işte şeriat ön plandaysa kulluk var. İkincisi Allah'ın taksimine, kazasına, kaderine razı mısın? Bak razı mısın derken kalben rıza oluyor. Öbür türlü rıza ne var? Sabır. Bak burada sabır demiyor. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor mektubatta? Ben sana sabret diyeceğim ama işte başına bela gelmiş bir zata diyelim mektup yazıyor. Diyor ki ben sana nasıl sabra delalet edeyim? Çünkü neden? Sabırda yine ne var? Bir nevi içten de olsa isteksizlik var. Katlanma demek. Sabır tahammül demek. Ben seni rızaya delalet ederim. Yani ne demek istiyor? Zevk alman lazım yani. Allah'ım yaptı sevgili Allah'ım yaptı ya ne yaptı? Çocuğumu aldı ne yapalım Allah'ım bu benim ya. Ha o zaman duası var. Onu okursun. Daha hayırlısı nasip et. O gidene de dua dersin. Onu da Allah aldığı için. Sen de razı geldiğin için. Ona da sevap yazılır. O çocuğa da günah yazmaz. Zaten buluğa ermedikten sonra zaten günah. Buluğa erdikten sonra da olsa babası razı olduğu için anası bu sabır rızayı gösterirse o çocuğun da günahları varsa affolur. Mesela herkese fayda var. Zaten eceli gelmiş. Daha yaşayacak değildi ki. Bağırıp çağırıp da sevabı kaçırtmanın da ne manası var? Deli misin? Geri getiremiyorsun madem. Bari rıza göster. Bu bir misaldir. Herkesin kendine göre başına gelen, maddiyatına gelen, işte evine, barkına, ocağına gelen, iş hayatına, ekonomisine gelen efendim bir türlü sıkıntılar, musibetler var. Üçüncü madde neymiş? İkinci madde neymiş? Efendim, kazaya, kadere, rıza. Sabır değil, rıza. Üstün makam. Sabır olsa ne olacaktı? İbadet olacaktı. Rıza olunca ne oldu? Ubudiyet oldu. Yani dış görünüşte Allah'ım niye böyle yaptın, beni mi buldun falan Allah'a karşı bağırıp çağırmıyor aşağı. Ona sabır deniyor. İşte bağırıp çağırsa Allah'a karşı da falan sabırsızlık. O zaten hepten kebair, en büyük günaha düştü. Ama sessiz duruyor, Allah'a karşı bir şey konuşmuyor. Bu sabırdır, bu ibadettir. Ama içindeki ne kaynatıyor? Eğer içi razıysa Allah'ın bu yaptığına, bu ubudiyettir. Yani kulluğun görünen tarafında bir de manevi tarafını da iki kanadı takmış oldu. Hakikaten Allah'a kulluk. İçten ve dıştan kul. İşte namazda Allah'ın şeriatın emrini muhafaza. İbadet. Ama huşu ile kılarsa namazı Allah'tan başkası düşünmeden ubudiyet.
kul oldum. Şimdi sen bana ne sordun? Veseltene an tevekkül. Sen bana tevekkülü sordun. Burada kalıyorum. Tevekkülle ilgili derse işte haftaya devam ederiz. Haftaya mescide geliriz gelemeyiz. Bize bakarsanız ben Facebook'a falan atıyorum işte bir gün evvel, iki gün evvel. Son durumlara göre hele şu meydanların nöbetleri bitsin. Bu haftaki son bağlansın. Yeni kapıdaki olay. İnşallah hayırla, saadetle, selametle, nusretle, zaferle Allah Teala Müslümanları el sünneti teyit ederek bu nöbetler de bitmiş oluyor inşallah. Bir daha Allah başa vermesin. Böyle belalara uğramaktan muhafaza eylesin dualarıyla ve dilekleriyle. Şimdi tabii PKK durmuyor. Çünkü aynı yerden emir alıyor. Hatta telsizlerden ne geçmiş o gece? Şırnak tarafında oralarda moralarda telsizlerden PKK şey yapıyor bunlar. Bunlar da asker ya. PKK'da telsizleri dinliyor ya. Hepsi birbirini dinliyor. PKK'da telsizler, bunlar da telsizler var. Bunların kimisi yakalandı falan ya. PKK telsizden diyor. Diyor ki anlaşalım, barışalım, kaynaşalım. Siz bize gelin biz sizi koruruz diyor. Bana niye demez öyle bir şey olsa PKK? Çünkü ben arka planda gavurlardan destek alan biri değilim. Ama gavurlardan destek alıp aynı yerden emir alırsan bir de bakarsın FETÖ ile PKK çok zıt gibi görünsün. Kacaka'da 10 bin kişiyi doldurdular falan ya. Aa bu mahkemeler Kacaka 10 bin kişiyi içeri attı şeylerden PKK'cı diye falan. Biz de zannettik ki bunlar çok milli bir unsur. Allah Allah. Bir de baktık Diyarbakır Belediyesi'ne arka kapıdan giriyor Ekrem Duvan'la. Ta o zamana kadar yeni yeni anladık yani o zaman tabii ki. Şimdi meğer telsiz melsiz hepsi birmiş ya. Bize gelin diyor yani Allah Allah. Onun için ben size dedim. Gavurların hepsi el küfru milletün vahide. Kafir mi? Tek millettir. Madem Muhammedur Resulullah'sız bir din çıkartmaya çalışıyor. O da kafir. Öbürü Marksist, Leninist bilmem ne. Zaten kafir. Öbürü Allah'a hiç inanmıyorum diyor da kafir. Allah'a inanıyorum deyip de Kur'an inkar etse o da kafir. Kur'an'a inanıyorum dese bir ayet inkar etse yine kafir. La ilahe illallah diyoruz. Burada birleşelim arkadaşlar. Muhammed Resulullah'sız idare eder. Bu da kafir. Hepsi kafir oldu. Kafir yani. Ne olacak? Tek millet. Tek millete dikkat edeceksin. Onlar tek millet. Biz de tek millet olacaksak ehli sünnet üst kimliği altında. Çünkü İslam demek ehli sünnet demek. Orada zaten ayrı bir İslam diye bir şey yok. Tek mi? İslam ehli sünnet demek. Yani sünnet Resulullah'ın yolu demek. Bitti. Amin. Subhan rabbil aliyil alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi sahbi ecmaîn. Allahümme inna neselukel cenne ve na'ûzu bike minen nar. Allahümme inna neselukel ridâke vel cenne ve na'ûzu bike min sehatike ven nar. Allahümme inna neselukel cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel ve na'ûzu bike minen nar ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inna neselukel min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve na'ûzu bike min şerri mâ isteâzeke min nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müstehan ve aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allahümme ahsin akıbetenâ fil umûri kullihâ ve ecirnâ min hızid dünyâ ve adâbil âhirâ. Ve sallallahu teala alâ seyyidina mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesîrâ ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn ilâ şerefin nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Âlihi ve sahbihi şâhına kâfe ve lâhu. Efendim babamız khâsaten alâ adına efendim babamızın vefat sene-i devriyesidir. Ağustos 1'i itibariyle özellikle onun ruhu şerifine ve bu celsemizde isimleri zikredilen meyit ve meytelerin asker polis şühedamızın ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.